أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا رسول الله، ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا حبيب الله، ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد الأولين والآخرين. Yüce Rabbim, kalbimizi imanla, ihlasla, takva ile doldursun. Aşkıyla, muhabbetiyle tenviru ihya eylesin. İbadetlere karşı sevgimizi ziyade eylesin. Haramlara, günahlara karşı nefretlerimizi artırsın, coştursun. Ruz-u mahşerde yüzümüze ak edecek iyilikleri ve güzellikleri bizlere sevdirsin ve nasip eylesin. Haramlara, günahlara nefret eden, tiskinen ve onlara sırt çeviren, daima Allah'a doğru koşan, cennet ve cemalullah'a doğru koşan bir karaktere sahip olabilmeyi, kaliteyi elde edebilmeyi Rabbim her birimize nasip eylesin. Kıymetli gençler, geleceğin hoca efendileri, bir insanın yapmış olduğu ibadetlerin kabul edilip edilmediğini bilmesi mümkün değildir. Selefi salihinden bazıları bol bol ibadet eder, ibadet ettiği kadar da ağlar, gözyaşı döker. Neden ağladığını, neden gözyaşı döktüğünü kendisine sorduklarında, evet ben kulluk yapmaya çalışıyorum, ibadetlerimi yapmaya çalışıyorum ama kabul edildiğine dair bir delilim yok, bir alamet yok. Dolayısıyla kıyamette Rabbim bana derse ki, kulum bu ibadetlerini kabul etmedim, başka var mı? Başka da yok. Benim bir çıkış yolum olmaz. Bu ibadetlerimin kabul edildiğini bilmediğimden dolayı ağlıyorum, üzülüyorum. Selefi salihin kalbi ayık ve uyanık olanlar, ibadetlerini doğru düzgün yapmaya çalıştıkları halde kabul edildiğine dair ellerinde bir belge olmadığı için üzülüyor, ağlıyorlardı. Ya kabul edilmezse halim ne olur diyorlardı. Bir de tersini düşünün, ibadetini yapmadığı halde güle oynaya hayatını sürdüren insanlar vardır. Onlar çok daha fazla acınacak manzaradadırlar. Ben aslında bu noktada sizinle şurasını paylaşacağım. Hepimiz, Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri'nin birçok insana lütfetmediği, vermediği lütuf ve keremin içerisindeyiz. Yani Kur'an'la meşgul olmak, Kur'ani ilimlerle meşgul olmak ne büyük nimet, ne büyük devlettir. Sizin yaşınızda ve sizin şartlarınızda bu güzelliklerle, bu kadar güzelliklerle haşir neşir olan kaçta kaçtır. Bunlara baktığımız zaman gerçekten rahmet deryasının içerisindeyiz. Bu rahmet deryasının içerisinde olmak bizim için büyük bir nimet, büyük bir devlettir. Ancak her nimet de neyi gerektirir? Şükrü gerektirir, kadri kıymet bilmeyi gerektirir. Bir nankörlük var, bir de şükür vardır. Şükür nankörlüğün zıttıdır. Şükrün zıttı küfürdür, küfür de nankörlük demektir. Biz elbette içerisinde bulunduğumuz bu nimetin farkında olup Cenab-ı Hakk'a bundan dolayı özellikle şükretmemiz lazım. Ancak ben size yapmış olduğumuz ibadetlerin ve içerisinde bulunduğumuz bu manevi yolun seyri sülük diyelim, manevi yolun içerisinde bulunmuş olmamız itibariyle istifade edenlerden miyiz, yoksa istifade eder gibi olanlardan mıyız? Bu noktada bir ipucu vermek isterim size. Yani doğru yolda mıyım, değil miyim? Ben bu nimetlerden, gerçekten bu ibadetlerden alınması gereken kaliteyi elde edebiliyor muyum? Bu konuda bir ipucuna ihtiyaç vardır. Gerçekten sıradan piyasada dolaşan insanların kolay kolay yapamayacağı kadar ibadetleri yapma imkanınız var.
Çünkü gece erkenden kalkıp ta yatı saatine kadar Kur'an'la, Kur'ani ilimlerle meşgul oluyorsunuz. En büyük ibadet budur. Bir insan gece gündüz ibadet etse veya bir insan fıkıh öğrense amel etmek için, bir insan da fıkıh öğrense insanları öğretmek için hangisi daha faziletlidir? İnsanlara öğretmek için öğrenen daha faziletlidir. Çünkü hayrun nas men yenfa'un nas. İnsanların en hayırlısı insanlara menfaatli olandır. Dolayısıyla siz ilmi tahsil ederken hem amel etmek için hem de cihana ışık tutmak için bu ilme ihtiyacı olan, bu gerçeklere, bu ayetlere, bu hadis-i şeriflere ihtiyacı olan insanlara bu gerçekleri bildirmek için, ulaştırmak için, emri bil maruf, nehyanil münker yapabilmek için. Sadece ilim öğrenmek için bir insan çalışırsa, onun sevabı, öğretmek için çalışırsa, onun sevabı ikisini kıyasladığınız zaman birbirleriyle kıyaslanamayacak kadar fazladır. Bundan dolayıdır ki her birinize, ben bu okuduğum ilimleri Allah'ın izniyle daha da fazla geliştirerek okutacağım, yiyeceğim. Bir kişiyim, ben 1000 kişi olacağım. Bir kişiyim, 1000 kişi olacağım demelisiniz. Kafanıza, niyetinize bunu koymalısınız. Bu niyetle çalıştığınız zaman alacağınız mükafat ile sadece okuyorum, imtihanlarda başarılı olmak, sınıfı geçmek için okuyorum dediğiniz zaman elde edeceğiniz mükafat arasında ne vardır? Fark vardır. Şimdi ipucundan bahsettim size. İpucu şu, çok önemli. Benim için de çok önemli, sizin için de önemli. Kısacası Cenab-ı Hakk'ın huzuruna ak yüzle çıkmak isteyen, hesabını kolay vermek isteyen insanlar için çok önemli bir ipucundan bahsediyorum. Nedir bu? Ben abdestimi alıyorum, namazımı kılıyorum, Kur'an da okuyorum, ilimle de meşgul oluyorum. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın nezdinde gerçekten kabule şayan, takdire şayan bir tavır ve davranış olarak yerini alıyor mu? Bir soru bu. Bu sorunun cevabı nedir arkadaşlar? Altını çizerek ve çok önemli olduğunu sizin için, bizim için, her birimiz için çok önemli olduğunu düşünerek paylaşmaya çalışıyorum. Ben bir ilim yolundayım, ibadetim yerinde. Namazlarımı kılıyorum, ilimle meşgul oluyorum, Kur'an'la meşgul oluyorum. Bu bir yoldur. Allah'a giden, cennete giden bir yoldur. Peki ben bu yolun hakkını verebiliyor muyum? Ben bu yolda yarın ahirette yüce hak olanlar arasına katılabilecek miyim, katılamayacak mıyım? Bakın dostlar, şöyle bir soru sorayım size ben. Bir insan güzel güzel yemekleri yese, güzel güzel gıdaları yese, bol bol da yese, ama durmadan zayıflıyorsa, kilo almıyorsa, ne dersiniz? Ne var bunda? Normal mi bu? Bunda bir hastalık var der misiniz? Gıdaları yediği halde, eğer zayıflıyorsa bir insan, dersiniz ki bunda hastalık vardır. Doktora gidersiniz, merak edersiniz, bu kilo kaybı nedendir? Şimdi arkadaşlar, bir insan ilimle meşgul olduğu halde, ibadetleriyle meşgul olduğu halde, eğer bu insanın ibadeti hevesi artmıyorsa, bir takım yanlışlardan vazgeçmiyorsa, bir takım yanlış alışkanlıklarına nefret etmiyorsa, bunun yaptığı ibadetler, gıdalar onu etkilemiyor demektir. Hala zayıflıyor demektir. Mesela somutlaştıralım, daha netleştirelim. Ben şimdi burada cemaatle namazımı kılıyorum. Peki eve gittiğin zaman sallıyorum. Peki burada kıldığın cemaatle namaz seni bunu alışkanlık haline getirmene ve bu işe aşık olmana sevk etmiyor mu? O zaman burada kıldığın cemaatle namaz senin yiyip de bedenine gıda olarak yansımayan şey gibidir. Gıda gibidir. Yani sen bundan istifade edemiyorsun demek. Daha açık ifadeyle söyleyeyim arkadaşlar. İbadetler birbirini tetikler. Namazında hassas olan oruca düşkün olur. Namaza oruca düşkün olan zekatına düşkün olur. Farzlara düşkün olan sünnetlere düşkün olur. Sünnetlere düşkün olmak insanı edeplere düşkünlüğe sevk eder. Yani yaptığımız bir ibadetin kabulü alameti nedir? Bizim hayatımızı etkileyecek, ufkumuzu etkileyecek, ibadete karşı olan sevgimizi artıracak. Eğer biz
evimize gittiğimizde, normal hayatımızda baş başa kaldığımızda namazları cemaatle kılma diye bir derdimiz yoksa veya bazı namazlarımız kazaya kalma gibi bir tehlikeyle de karşı karşıya kalıyorsak, o zaman bizim burada yaptığımız efendim ibadetler bize ne olarak yansımamış? Gıda olarak yansımamıştır. Manevi gıda olarak yansımamış. Biz hala hastayız. Hala canlı ve heyecanlı olamadık. Bir başka ifadeyle söyleyeyim, bir başka somut şekliyle söyleyeyim. Başladım, Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okudum, ezberledim, hafız oldum. Kur'an-ı Kerim'i bir hafızlığı bitirinceye kadar kaç defa devrettim, ne kadar ayetler okudum. Eğer bütün bunlar manevi gıda ise, bu gıda da benim içime, ibadetlere karşı, efendim, Allah'a kulluğa karşı aşkımı çoğaltmadıysa, gözümü korumada, kulağımı korumada, dilime sahip olmakta beni etkilemediyse, o zaman bende bir hastalık var demektir. Biraz önce verdiğim örnekle karşılaştırdığınız zaman, güzel güzel yemekleri yiyorsun ama vücuduna enerji olarak yansımıyor. Tahlillere gidiyorsun, kan, efendim, kanda her şey düşük, düşük, düşük. Allah Allah, bu adam çok gıdalı yemekleri yiyor. Kanda veriler niye düşük? Demek ki bunda ne vardır? Hastalık vardır, sıkıntı vardır. Bu kadar Kur'an'ı okuduğumuz halde, bu kadar ilmi çalışmaların içerisinde olduğumuz halde, sağımızdaki, solumuzda, önümüzdeki, arkamızdaki insanlar melek gibi insanlar olduğu halde, bizi günaha sevk edecek insanlar değil, ibadete teşvik edecek insanlar olduğu halde, eğer biz bu yaptığımız bu güzellikler bizi evliyaya dönüştürmüyorsa, ahlakımızı olgunlaştırmıyorsa, efendim dilimize sahip çıkmaya, gözümüze, kulağımıza sahip çıkmaya vesile olmuyorsa bizde sıkıntı var demektir. Bir de şu noktayı paylaşmak isterim. Bu yol men seleke tariqan yeltemisu fihi ilmen sehelallahu lehu tariqan ilel cennet. Doğru mu? Bu hadis-i şerifi zannediyorum birinci sınıflara varıncaya kadar hepsi bilir. Ne demektir bu? Bir insan bir yola girerse ve bu yolda ilmi talep ediyorsa, Allah Celle Celaluhu ona cennete giden yolları kolaylaştırır. Doğru mu arkadaşlar? Hadis-i şerif sahih mi? Sahih. Bir insan ilim yoluna girerse, girdiği o yolda ilim talep ederse, Allah Celle Celaluhu ona cennete giden yolları kolaylaştırır. Ben size sorsam, desem ki, ne demektir arkadaşlar? Cennete giden yolları kolaylaştırır, ne demektir? İki şeydir, iki şey demektir arkadaşlar. Nedir bu? Birincisi, ibadetlere karşı hevesi artar. İbadetlerinde daha hassas olur. İbadetleri yapmak ona kolay gelir. İkincisi, haram ve günahlara karşı nefret duyguları coşar. Ve haramlar, günahlara karşı hevesi olmaz, iştahı olmaz, nefret duymaya başlar. Çünkü bir insana cennetin yolunun kolaylaşmasını başka izahı olamaz. Cennetin yolunu kolaylaştırır demek, o namaz kılmaktan zevk alır, o efendim oruç tutmaktan zevk alır, o Kur'an okumaktan zevk alır, o ilim tahsilinden zevk alır, cennete götüren ibadetleri ne yapıyor? Seviyor. Cennete gitmesini engel olan haramlar ve günahlara karşı da nefret duyguları, asla onlara meyletmiyor, onlara bakmıyor, onlara heves etmiyor. İşte Allah ona cennete giden yolları kolaylaştırır, bu demektir. O zaman şöyle bir noktaya geleyim. Biz ilimle meşgul oluyoruz ama ibadetimiz, ibadet sevgimiz artmıyor. Alim olmaya karşı sevgimiz artmıyor. Bir insan olabilir, mümkündür. İlk başladığı zaman, besmeleyi çektiği zaman bir müderris olmak, bir müfessir olmak, bir hadis alimi olmak İçinde olmamış olabilir, babasının, anasının baskısıyla veya teşvikleriyle onu kıramadığı için bu işe başlamış olabilir. Ama bir gün, iki gün, üç gün, bir hafta, iki hafta, bir ay, iki ay, üç ay, dört ay, beş ay, altı ay bu işle meşgul olduğumuz halde hala yediklerimiz, içtiklerimiz, yani okuduğumuz bilgiler bizim hevesimizi artırmıyorsa, Allah'ım sana sonsuz şükürler olsun, bu ne güzel bir yoldur, bana nasip ettin, bunu okumayı nasip ettiğin gibi okutmayı da nasip eyle, bir kişiyi bin kişi eyle, binlerce insanın yetişmesine vesile eyle, beni ilimde, irfanda sadece okuyan değil hem de okutanlardan kıl diye Cenab-ı Hakk'a yalvarıp dua etmek lazım. Eğer biz
başlarken olan duygularımız gittikçe artarsa, manevi duygularımız, ibadete karşı olan hevesimiz, ahlaki olgunluğumuz gittikçe artarsa, o zaman biz doğru yoldayız. Aldığımız gıdalar bize ne yapıyor? Etki yapıyor. Ve bu etkiden dolayı da biz Allah'ın izniyle cennete doğru koşuyoruz demektir. Özetleyeyim burada, buraya kadar söylediğimi. Arkadaşlar, bir insanın yapmış olduğu iyilikler, Allah'ın rızasına uygun yaptığı ameller, yapmış olduğu ameller kabule şayan mıdır, değil midir? Bunu anlayabilmesi için ince bir nüans vardır. Nedir o? Benim bu yaptıklarım kabule şayan ise benim daha fazla ibadete karşı hevesim artması lazım. Artıyorsa tamam. Haramlara karşı, günahlara karşı, mekruhlara karşı nefretim artması lazım. Bu nefret de artıyorsa o zaman benim aldığım ruhumu gıdalayacak, aldığım bu manevi gıdalar, ilimle meşgul olmam, irfanla meşgul olmam, ibadetlerle meşgul olmam, beş vakit namazı cemaatle kılmış olmam, hep iyi insanlarla haşir neşir olmam, bunlar manevi gıdadır. Bunlar her birisi beni ne yapıyor? Etkiliyor. Bana faydalı oluyor. Demek ki senin bünyen sağlamdır. Allah Celle Celaluhu ilim yoluna girip ilim yolunu talep eden kişilere cennete giden yolları kolaylaştırıyor. Ne demek kolaylaştırıyor? İbadete karşı sevgisini artırıyor. Kendisini cehenneme götürecek olan yanlışlara karşı nefretini artırıyor. Onun için arkadaşlar, ahlakımızdaki kemalat gün geçtikçe artması lazım. Yani bir kereste, çok affedersiniz, bir kereste atölyeye girdiği zaman kereste olarak girer. Ama çıkarken ne olarak çıkar? Ne olarak çıkar? Lambiri olarak çıkar. Değil mi? Efendim, cilalanmış olarak çıkar, terbiye edilmiş olarak çıkar. Bir kereste bile atölyeye girişiyle çıkışı nedir? Ayrıdır. Çıkarken, girerken kereste, çıkarken ona kereste demiyorlar. Tahta diyorlar, lambiri diyorlar, değil mi? Ve de değeri de farklı oluyor. Şimdi atölyeye giren kereste, kereste olarak girer de çıkarken lambiri olarak çıkıyorsa, biz de bir ilim yuvasına girdiğimiz zaman buradan çıkarken farklı çıkmamız lazım. Kereste gibi girsek, çıkarken nasıl çıkmamız lazım? Gerçekten lambiri gibi, efendim lamine gibi çok kaliteli bir şekilde çıkmamız lazımdır. Bu ne ile alakalıdır? Ne ile alakalıdır? Bizim bidayette yaptığımız ameller ve niyetimiz ya Rabbimiz nezdinde kabule şayandır veya kabule şayan değildir. Kabule şayan olup olmadığını nereden anlıyoruz? İlmimiz, ibadetlerimiz bizi etkiliyor mu, etkilemiyor mu? Etkiliyorsa olgunlaştırıyor mu, olgunlaştırmıyor mu? Olgunlaştırıyorsa tamam. Güneş vuruyor, vuruyor, elma kıpkırmızı oluyor. Değil mi? Veya sapsarı oluyor. Mandalina, portakal kıpkırmızı oluyor. Yani güneş etkisini gösteriyor ona. İşte okuduğumuz ilimler de, yaptığımız ibadetler de bize etkisini göstermesi lazım. O etkisini gösteriyorsa iyi yoldayız demektir. Etkisini göstermiyorsa iyi yolda değiliz demektir. Peki iyi yolda değilsek ne olacak? Herkes kendi hesabını kendisi yapacak. Çünkü her birimiz annemizden doğarken tek başına doğduk, ölürken de tek öleceğiz, hesaba giderken de tek gideceğiz. Sırat köprüsünü geçmeye sıra gelince herkes yine tek tek geçecektir. Beni sırat köprüsünden benim amelim geçirecektir. Veya benim tembelliğim beni geri bırakacaktır. Seni de senin amelin geçirecektir. Babamın ameli babamı geçirir sırat köprüsünden. Hocamın ameli hocamı geçirir sırat köprüsünden. Eşimin ameli eşimi götürür, geçirir sırat köprüsünden. Herkesin kendi ameli ne yapacaktır? Kendisini sırat köprüsünden geçirecektir. Bundan dolayıdır ki şu noktayı çok iyi gözden geçirmemiz lazım arkadaşlar. İlimle, irfanla meşgul oldukça gerçekten melekleşmemiz lazım. Yani bu ayetler, bu hadisler, bu ilimler bizi melekleştirmesi lazım. Duygularımız mükemmel hale gelmesi lazım. Gözümüze, dilimize, kulağımıza, elimize, ayağımıza mükemmel bir şekilde sahip çıkmamız lazım. Bu ilimler, bu ibadetler bize bunu kazandırması lazım.
Bir insan Kur'an'la meşgul oluyor. Bir cüz çalıştım, ne yaptım? 20 sayfa Kur'an okudum. İkişer defa okumuş olsam ne oluyor? 40 sayfa yapıyor. Cüz çalıştım, ders çalıştım. Peki kaç tane ayet okudum? Efendim, gerçekten çok ayet okumuş oldum. Kur'an'la haşir neşir oldum. Kur'an'ı kapattım. Akşama kadar arkadaşlarımla sohbet ediyorum. Eğer benim ağzımdan çirkin sözler çıkıyorsa, bu ağız Kur'an'la meşgul idi. Yüzlerce kelime okudu, değil mi? Yüzlerce kelime okudu, yüzlerce ayet okudu. Yüzlerce ayet okuyan bu dil, eğer küfür söylüyorsa, çirkin sözler söylüyorsa, o ayetler dili ne yapmamıştır? Etkilememiştir. O zaman burada ne vardır? Bir hastalık vardır. Bende bir hastalık var o zaman. Ben acilen bir acil servise gitmem lazım. Üniversite hastanesi mi olur? Nasıl bir hastane olur? Bir hastaneye gitmem lazım. Bir tedaviye ihtiyacım var. Bunu gözden geçirmek lazım. Evet, şimdi geliyorum dersime. Bu bir giriş oldu arkadaşlar. Her birimize her zaman lazımdır. Efendim, geliyorum dersimize bıraktığımız yerden. Bizim dikkat etmemiz gereken şeylerden birisi, bir defa şunu söyleyeyim. Fakat şöyle bir kural vardır. Bir celbül menfa'a var, bir de der'ul mefsede var. Celbül menfaat demek, menfaat elde etmek demektir. Der'ul mefasit, yani zararlı olan şeyleri def etmek demektir. Hangisi daha önemlidir? Der'ul mefasit, celbül menafi'den evladır. Yani bir insanın haramlardan, günahlardan sakınması çok önemlidir demektir. Haramlardan ve günahlardan sakınmak çok önemlidir. Mesela kar yağıyor, her taraf bir saatte bembeyaz oluyor. Ama arkasından bir güneş geliyor, her taraf bembeyazken iki saat sonra bakıyorsun ki beyazlık namına bir şey kalmadı. Hepsi eridi gitti, yine kayalar, dağlar piyasaya çıktı. Yani karın ortalığı bembeyaz yapması ayrı şeydir, o beyazlığın kalması ayrı şeydir. Yani yaptığımız ibadetle çuvalı dolduruyoruz, torbayı dolduruyoruz, fakat daha sonra işlediğimiz günahlarla deponun dibini deliyoruz, çuvalın dibini deliyoruz. Ondan sonra oradan akmaya başlıyor. Çuvalı dolduruyoruz ama çuval delik, dolmuyor ki. Niye dolmuyor? Altta kaçak var. Depo dolmuyor. Niye dolmuyor? Dolsa da biraz sonra boşalıyor. Niye kaçak var? İşte o kaçakları kapatmak önemlidir. Bizim hayatımızda yaptığımız ibadetlerde kaçak olabilecek neler vardır? İşte onlardan bahsediyordu. Bunlardan birisi de riyakarlıktır. Nedir riyakarlık? Yani ibadet ne için yapılır? Sırf Allah için yapılır. Zaten her birimizi kim yarattı? Allah yarattı. Kime gideceğiz? Allah'a gideceğiz. Ne için yaşayacağız? Allah için yaşayacağız. Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz, Allah için yaşayacağız. Burada bir başka ortak yok. Yani Allah'tan başkasını işin içerisine karıştırmamıza gerek yok. Niçin gerek yok? Zaten bizi Cenab-ı Hak Celle Celaluhu işin içerisine kimseyi karıştırmadan tek başına yarattı. Çok affedersiniz, bir damla meninin ete, kemiğe bürünmüş olması, organlara dönüşmüş olmasında kimin etkisi vardı? Şurayı da ben yapayım, burasını da ben yapayım diye kim var? Kimse yok. Kimsenin haberi yok. Ne annemizin haberi var, ne de babamızın haberi var. Olup bittikten sonra ultrasyonla görüyorlar veya doğduğu zaman görüyorlar. Yani yaratırken Allah tek başına yaratıyor, kimseyi müdahale ettirmiyor. Öldürürken de tek başına öldürüyor, ölüm kararını kendisi veriyor, kimseye müdahale ettirmiyor. Kainatta olup biten hiçbir şeye kimse müdahale edemez. Hepsini Cenab-ı Hak kendisi tedbir ediyor, kendisi idare ediyor. Öyleyse bidayetimiz Allah'tan, nihayetimiz yine Allah'a. وَاِلَيَّ الْمَصِيرِ ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُونَ Dönüşünüz, varışınız ancak banadır diyor. Kendisinden geldiğimiz, kendisine gideceğimiz Allah Celle ve Ala Hazretleri bir ömür sermayesi verdi bize. Bu ömür sermayesini de قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهُ لِلّٰهِ Her şey Allah için. Askerde bir slogan var. Her şey vatan için. Her şey vatan için derler. Yani askerliğini yaparken vatan için canını feda edeceksin gibi canını da feda edeceksin. Her şey vatan için derler. Biz Müslüman olarak ne deriz? Hayatımızın bütün merhalelerinde her şey Allah için. Her şey Allah için. Biz askerliği de ne için yaparız?
Allah için yaparız. Her şey Allah için. Dolayısıyla riyakarlık ne demektir? Her şey Allah için olması gerektiği halde başka şeyler, başkası o ibadeti, o ameli gerçekleştirmekte Allah'ın rızasından başka şeyler vardır, başka etkenler vardır. Ona riya diyoruz. Bu konuda birkaç ders yapmıştık. El-mebhatu r-rabi'u fir-riya'il hafiyyi ve alamatihi. Riyanın çok net olan gözükeni var, bir de gözükmeyen, hafi, gizli olanı var. Hafi riya hakkında bu bahis, bir de onun alametleri hakkında olmuş olacak. Diyor ki, اَعْلَمْ اَنَّ الرِّيَاءَ قَدْ يَكُونُ خَفِيًّا. Riya bazen gizli olur. Çok net anlaşılmaz. Onu anlayabilmek için düşünmek lazım. Biraz da ilim, irfan sahibi olmak lazım. اِلَا اَنْ يَكُونَ اَخْفَى مِنْ دَب۪يبِ النَّمْلَةِ. Yani karıncanın ayağının sesinden daha gizli, daha gizli olur. O kadar gizli olur ki, karıncanın ayağının sesinden daha gizli. Şimdi karıncanın ayağının sesini özellikle örnek veriyorlar. Hadis-i şerif de bu konuda rivayet edilir. Karıncanın ayağının sesini kimse duymaz ki, duyamaz ki. O kadar gizlidir ki, hatta bazı hadis-i şeriflerde, yani mermer taşın üzerinde ayak sesi. Dümdüz taşın üzerinde karınca yürürken ayağının sesi mi olur? İşte riya bazen o karıncanın ayağının sesinden daha gizli olur. Peki riya felaket midir? Felakettir. Eğer bizde böyle bir felaket varsa, sesini kulağın, affedersiniz, karıncanın ayak sesi kadar bir sesi varsa, bunu bizim duymamız mümkün değildir. Nasıl muttali olacağız? İşte bu böyle bir tehlikeyi gözden kaçırmak mümkün değil veyahut da göz ardı yapmak mümkün değildir. Bu konuda bilgi sahibi olmak lazım ve araştırmak lazım, merak etmek lazım. فَيَحْتَاجُ ف۪ي مَعْرِفَتِهِ اِلٰى عَلَامَاتٍ. Çok gizli olunca bunu nasıl tanıyacağız? Bir takım alametlerle tanımak lazım. Ben de riyâ-i hafî, yani gizli riyâ var mıdır, yok mudur? Net bir şekilde anlaşılmaz. Efendim, gizli olduğu için bir takım alametleriyle anlaşılır. مِنْهَا. Bu alametlerden bir tanesi nedir? اَنْ يُسَرَّ بِالطِّلَاعِ النَّاسِ عَلَى طَاعَتِهِ. Yapmış olduğu ibadetler, yapmış olduğu güzelliklere insanlar muttali olunca meşhur oluyor. İyi ki duydular benim bu yaptığım ibadeti. Yani bunu diliyle söylemiyor da meşhur oluyor, mutlu oluyor, mutluluk diyor. Başkalarının kendi ibadetine muttali olmasından meşruriyet duyarsa bir insan, yani ibadeti yaparken Allah için yapmıştır. Birileri görsün, duysun, bilsin diye yapmamıştır. Ancak ibadetini yaparken veya yaptıktan sonra birileri muttali oluyor ibadetine. Birilerin muttali olduğunu duyuyor, anlıyor. Bundan da memnuniyet duyuyor. İyi ki yani duydular. Şimdi arkadaşlar, daha önceki derslerimde de söylemiştim. Şimdi yeri geldiği için bir daha söylüyorum. Bir insan kendisinin beğenilmesini niyet ederek bir iş yaparsa bu gerçekten riyadır. Ama kendisinin beğenilmesini değil, bir ibadetin öğretilmesini niyet ederse, yani mesela diyelim ki bir yerdeyiz, insanlar hiç evvabin namazı diye bir şey bilmiyorlar. Namazı kılıyoruz, hiçbir kimse evvabin namazına meyletmiyor. Orada ben cemaatin gözü önünde farzdan sonra veya tesbihattan sonra tak diye namaza duruyorum. Niyetim bu millet evvabin namazı diye bir namaz olduğunu öğrensinler. Sorarlar, merak ederler, bu ne namazıdır? Evvabin namazıdır. Nasıl bir şeydir? İşte fazileti şudur. Yani burada bu niyetle namaz kılan, evvabin namazını kılan, işte bakın ben sizden fazla kılıyorum, derviş adamım diye mi bunu yapıyor? Hayır. Ne diye yapıyor? Bunu bilmeyen insanlar var, bunu öğrensinler diye yapıyor. Burada riya söz konusu mudur? Değildir. Diyor ki, ben bunu yapayım, başkası da bana uysun, başkası da bilmeyenler de bu işi öğrensinler, yapsın diye yaparsa, burada ne yoktur? Riya yoktur. Gizlisi de yok, aşikaresi de yoktur. وَمَحَبَّتِهِمْ لِلْمُطِيعِ. Şu da olabilir. Mesela
Bir insan sevdiğini Allah için severse kazanır. Doğru mu? Yani ben ibadetimi yaptım. Ben yaparken Allah için yaptım. Bunlar geldiler, gördüler, muttali oldular, sevdiler. Yani Allah'a ibadet edeni sevmeleri bunlar için bir kalitedir. Dolayısıyla onlar ibadet eden birisini sevmekten dolayı kazanmışlardır. Ben de onların kazanmasına sebep oldum diye düşünürse bu da riya olmaz. Yani mesele kendisini pazarlamak değildir, birilerinin kazanmasını sağlamaktır. Onlar bunu bilmiyorlardı veya gaflet içerisinde bu işi öteliyorlardı. Ben şimdi teşvik etmiş oldum onları. Onlar da bu işi, efendim bu ibadeti yapmış olurlar. Ben de buna sebep olurum derse, burada riyakarlık söz konusu değildir. Veyahut da ben yaptım bunu, gördüler, çok hoşlarına gitti, efendim sevdiler. Niçin sevdiler? Ben bu ibadeti yaptığım için sevdiler. Peki onlar bu ibadeti yapanı sevdiklerinden dolayı kârdadırlar, kazanmışlardır, ben de buna sebep oldum, elhamdülillah diye. Duyduğu mutluluk bundansa burada riyakarlık söz konusu değildir. Çünkü burada beni beğensinler, beni beğendiler meselesi değil. Ya ibadetleri artmış oldu bunu öğrenmek suretiyle veya sevapları artmış oldu, Allah için sevdiler. Nasıl Allah için sevdiler? Allah'a ibadet eden bir insanın manzarasını görerek hoşlarına gitti, mutluluk duydular. Gerçekten şimdi, bilhassa ben bunu Almanya'da yaşadım. Almanya'da dolaşıyordum. Camilerde sohbet vesairemiz olmuştu, bir ara gitmişim. Bir hafta falan kalmıştım orada. Şimdi şöyle sokağa çıktığım zaman baktım karşıdan çarşaflı bir kadın geliyor, Almanya gibi bir yerde. Yani nasıl diyeyim, böyle annemi görmüş gibi sevindim. Orada Almanya'da çarşaflı bir kadının sokakta böyle onuruyla beraber yürümüş olmasını ciddi bir mutluluk olarak içimde hissettim. Şimdi öyle bir yerde siz böyle sünnet-i seniye uygun kıyafette birisini gördünüz, başındaki sarığı, sırtındaki cübbesiyle birisini gördüğünüz zaman Kabe'de hissettiğiniz mutluluktan daha güzel bir mutluluk hissedersiniz. Bu duyduğunuz mutluluk Allah için duyduğunuz bir mutluluk olmuş oluyor. Dolayısıyla bundan dolayı, o duyduğunuz mutluluktan dolayı Cenab-ı Hakk'ın nezdinde ayrı bir derece kazanıyorsunuz. Çünkü Allah için bir mutluluk duyuyorsunuz. Siz, biz yapmış olduğumuz bir ibadete birileri muttali olup mutluluk duyduklarında onların duyduğu bu mutluluk sebebiyle elde edecekleri mükafattan dolayı ben memnun olursam, mesrur olursam burada riyakarlık olmamış olur. Şöyle bir ayet-i kerime var. Yunus suresinin 58. ayet-i kerimesinde Estaizu billah. Kul bi fadlillahi ve bi rahmetihi fe bidalike felyefrahu. Kul de ki habibim bi fadlillahi ve bi rahmetihi. Allah Teala'nın fazlu keremi sebebiyle veya Allah Teala'nın rahmeti sebebiyle fe bidalike felyefrahu, bundan dolayı sevinsinler. Peki Allah-u Teala'nın fazlı sebebiyle, Allah-u Teala'nın rahmeti sebebiyle sevinsinler, ferahlansınlar diyor Allah Celle Celaluhu. Bu ayet-i kerimedir. Peki nedir fadlullah ve bir rahmeti nedir? Allah-u Teala'nın kitabı Kur'an-ı Kerim'dir ve ibadet sevgisidir. Yani sen Kur'an gibi bir kitaba sahipsin diye seviniyorsan, ibadet sevgisi var diye içinde seviniyorsan, sen burada sevinmeyi hak etmişsindir. Sevinmeyi hak etmişindir. Ancak okunur, ne acayiptir bu insan, okunur gün gibi Kur'an, okumaz dinlemez ani diye eskilerin böyle güzel sözleri vardı. Şimdi ne acayiptir bu insan, Kur'an'ın içerisinde olduğu halde, ibadetlerin içerisinde olduğu halde, camide olduğu halde, cami gibi yerde olduğu halde ibadete karşı sevgisi artmıyorsa, hevesi artmıyorsa acınacak bir manzarası var demektir. فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. Arkadaşlar, hayatta kendinizi başarılı gördüğünüz yerler olur. Mesela bir imtihana girdiniz, imtihandan bütün sorulara iyi cevap verdiniz, 10 aldınız. Sevinir misiniz? Sevinirsiniz. Güzel. O imtihanda bütün sorulara cevap vermeniz neticesinde sevinmeniz güzel bir şeydir. Ancak ondan çok daha bir tam tersini söyleyelim. Peki oradaki imtihandaki sorularda tam bilmediğin sorular geldi, yarısını yaptın, yarısını yapmadın, üzülür müsün?
üzülürsün. Üzülmekte hakkın, haklı mısın? Elbette haklısın. Şimdi orada soruların cevabını doğru yaptığın zaman seviniyorsun, yapamadığın zaman üzülüyorsun ya. Bu bir şey değil ki. Peki sen, ben bugünkü ibadetlerimi tam yaptım diye seviniyorsan, o imtihandaki bütün soruların doğru cevabını yapmana sevinmenden daha haklıdır bu sevinmek. Gece kalktın, teheccüd namazını kıldın, duanı yaptın, sevin, mutluluk duy. Cenab-ı Hak bana nasip etti bunu diye mutluluğunu duy. İmtihanda elde ettiğin başarıda duyduğun memnuniyetten daha fazlasını burada duyman lazım. Niye öyle? Çünkü eğer biz Allah için yaptığımız ibadetler bizim bir sonraki ibadete hevesimizi artırıyorsa, çoğaltıyorsa, kabul edildiğine dair bir alamettir. Yaptığımızın bizim ruhumuza gıda olarak yansıdığını, bize fayda verdiğini ispat eden bir delildir. Bundan dolayı biz ibadetimizin kabul edildiğine dair bir alamet yakalamış oluyoruz. Bundan dolayı seviniyoruz ve mutlu oluyoruz. Asıl sevinmeyi o zaman hak ediyoruz. Yoksa notun 10 olmuş, diyelim ki Kudürü'den notun 10 olmuş, İzhar'dan notun 10 olmuş, şuradan notun 10 olmuş ama teheccüden notun 3 olmuş, 0 olmuş, işraktan, kuşluktan notun 3 olmuş, 5 olmuş, ahlaktan notun 3 olmuş, 2 olmuş, 5 olmuş. Asıl yani bu söylediğim cihetler çok daha önemlidir. Ahlak dediğin nedir arkadaşlar? Ahlak, ibadet Allah ile olan münasebetlerindir. Ahlak, çevrenle olan münasebetlerindir. Arkadaşlarına, annene, babana, çevrene, komşularına, muhatap olduğun insanlara kullandığın dil nasıl bir dildir? O dil senin ahlakını ortaya koyar. Yaklaşım tarzın nasıl bir yaklaşım tarzıdır? O senin ahlakını ortaya koyar. Kereste gibi gelmiş olabilirsin ama çıkarken lambire olarak çıkmak lazım. Çıkarken lambire olarak çıkmak lazım. Yani biz bu atölyenin içerisindeyken makineler da bizleri işliyor, ayetleri işliyor, bizi hadis-i şerifler işliyor, bizi fıkıh meseleler bizi işliyor. Bunlar bizi ne yapması lazım? Ahlaken olgunlaştırması lazım. Ben şöyle bir örnek veriyorum arkadaşlar. Kocaman şurasını bir depo olarak düşünün. Şu içinde bulunduğumuz cami bir su deposu olarak düşünün. Su deposu olarak düşündüğümüz burasının efendim şu cihetinden bir boru, hortum içeri koysalar, oradan suyu akıtmaya başlasalar, bunun içerisine su dolduracaklar. Bu depoyu su dolduracaklar düşünün. Hortumu nereye koymuşlar? Şu köşeye koyduklarını düşünelim. 3 saat sonra, 5 saat sonra geldiğimiz zaman su orada mı yükselmiş olur yoksa her tarafta mı yükselmiş olur? Ne tarafta yükselir? Her tarafta yükselir. Eğer buraya su giriyorsa, şu deponun içerisine su giriyorsa, su burada deponun içerisinde her tarafta birden yükselir. Bir tarafta ayrıca yükselmez. Bunu şey için örnek veriyorum. Biz şimdi elhamdülillah Müslümanız. Elhamdülillah Müslümanız. Bu bizim için büyük bir nimet. Biz bu İslam deposunun içerisinde ne akıtırsak, neresini akıtırsak akıtalım, namaz mı akıtıyoruz? O namaz bizim dinimizi, imanımızı yükseltir, her taraftan yükseltir. Ahlakını da güzelleştirecek, bakışını da güzelleştirecek, kulağını da kontrol altına almanı sağlayacak. Niçin Cenab-ı Hak Celle Celaluhu اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ buyurdu? Demek ki namaz sadece kıldığın namaz, namaz kıldığın saatleri etkilemiyorsa, hayatını etkileyecek, ahlakını etkileyecek. Haramla karşı karşıya kaldığın zaman göz perdelerini tak diye indirtecek sana o kıldığın namaz. Dilin yalan söylemeye teşebbüs ettiği zaman tak ağzını kapattıracak sana o namaz. Yani sadece namaz değil, yaptığımız bütün ibadetler bizim ahlakımızı geliştirecek, gözümüze, kulağımıza, dilimize, elimize, ayağımıza sahip olmamıza sebep olacak, ibadetlere karşı aşkımızı artırmış olacak. Namazı seviyorum ama oruca hevesim yok. Eğer namazı gerçekten sevseydin, o aynı zamanda oruç sevgisinde ne yapar? Tetikler. Bunlar birbirini peş peşe getirirler. قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا Bu ayet-i kerime de gerçekten önemli bir ayet-i kerimedir. Mutluluk duyacağız. Dünyevi elde ettiğimiz başarılardan dolayı mutluluk duyarız. Ama فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا diye Rabbimizin efendim sevinmeye vesile olarak Allah-u Teala'nın fazl-ı keremini ve rahmetini görmemiz lazımdır. Fazl-ı keremi Kur'an-ı Kerim'dir. Rahmeti de ibadetlere karşı olan hevesimizdir diye tefsir edilir.
Evet, biz şimdi yapmış olduğumuz bir ibadete, daha sonra birileri muttali oldu, yaptığımız ibadeti, tuttuğumuz orucu, yaptığımız iyiliği neyse, daha sonra muttali oldu, biz de haberdar olduk onun bizim yaptığımız ibadete muttali olduğuna, biz de daha sonra farkına vardık. Biz bundan dolayı meşrur olursak, yani iyi ki duydu, o da bildi, iyi oldu falan dersek, burada ne vardır? Dersek derken, yani o duygu içimizde oluşuyorsa, burada gizli bir riya vardır. Hafî, gizli bir riya vardır. Gizli riya, riya kendisi neydi? Allah ile aramızı aşan, ibadetimizin kabul edilmediğinin alameti farikası olan, efendim, bir hastalıktı, kalp hastalığıydı. اَوْ يُسَدَلَّ بِإِظْهَارِ اللّٰهِ الْجَم۪يلَ وَسَتْرِ الْقَب۪يحِ فِي الدُّنْيَا اَنَّهُ تَعَالَى كَذَٰلِكِ يَفْعَلُوا بِهِ فِي الْآخِرَةِ. Veya insan şöyle düşünürse, o da riya olmaz. Allah'ım, benim bir sürü günahım var, kusurlarım var. Benim kusurlarıma insanlar muttali olmadılar. Bu ibadetime, bu iyiliğime, bu güzelliğime insanlar muttali oldu. Yarın ahirette de sen benim çirkinliklerimi, günahlarımı örtersin, kimseye göstermezsin. Beni sadece yaptığım iyiliklerle muahaze edersin. Onları gündeme getirirsin. İnşallah bu ona vesile olur diye bana Cenab-ı Hak dünyada bu muameleyi yaptıysa ahirette de ümit ederim ki bu muameleyi yapar, mutluluğunu bir insan yaşarsa burada da riyakarlık olmaz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir hadis-i şerif vardır. Hatırlarsınız. يَدْنُوا أَحَدَكُمْ مِنْ رَبِّهِ يَدْنُوا أَحَدَكُمْ مِنْ رَبِّهِ. Yani yarın ahirette sizden biriniz Rabbiniz alacak huzurunda, yaklaştıracak kendisine. حَتَّى يَضَعَ كَنَفَهُ عَلَيْهِ. Yani burada mecazi ifadeler var. Cenab-ı Hak kulunu alacak karşısına, nasıl karşı oluyorsa, baş başa ona diyecek ki عَمِلْتَ كَدَى وَكَدَى. Başkası duymayacak yani. عَمِلْتَ كَدَى وَكَدَى. Şunları şunları yaptın mı? فَيَقُولُ نَعَمْ. Yaptım diyecek. وَيَقُولُ عَمِلْتَ كَدَى وَكَدَى. Şunları şunları da yaptın mı? Yaptım diyecek. فَيُقَرِّرُهُ. Ona takrir ettirecek. Bu saydığı şeyler iyilikler değil, kötülükler. Yani şu şu naneleri yedin mi? Yedim. Şu naneleri yedin mi? Yedim diyecek. Sonra diyecek ki Cenab-ı Hak, inni setertu aleyke fid dünya. O kusurlarını ben dünyada örttüm. Millete duyurmadım, göstermedim, ifşa etmedim. Fene ağfiruha lekel yevm. Dünyada örttüğüm gibi bugün de bağışlıyorum onları diyecek. Şimdi Müslim'de rivayet edilen bu hadis-i şerif başka hadis kaynaklarında da var. Ma seterallahu ala abdin zenben fid dünya fe yuayyirehu bihi yevmel kıyamet. Yani eğer bir insan dünyada bir kusur işler de, Cenab-ı Hak onu örter de, insanların huzurunda rezil etmezse, ahirette de onu örter, onu rezil etmez. Dolayısıyla bir insan bir iyilik yaptığında, bir ibadet yaptığında, Allah için yaptığında, insanlar daha sonra buna muttali olunca aklına şöyle geliyor. Ya Allah'ım sana şükürler olsun, benim nice kusurlarım var. Onları millet duysa suratıma tükürür. Efendim, bana değer vermez en azından. Onları örtüyorsun. Efendim bu ibadetimi, iyiliğimi gizli yaptığım halde başkaları bunu muttali oluyor, onlar görüyor. Herhalde ahirette de benim diğer kusurlarımı örteceksin, iyiliklerimi gündeme getireceksin diye mutluluk duyuyorsa bir insan, başkalarının onun ibadetine muttali olmasından böyle bir mana, böyle bir yorum çıkarıyorsa, bu da riyakarlık olmaz diyor. ولكن كثيرا ما يدخله تلبيس فليكن على بصيره. Evet, yani biz yapmış olduğumuz bir ibadete başkası muttali olduğu zaman meşrur olmamızın gerekçeleri bunlar ise riyakarlık değildir. Ama bu çok ince bir hesaptır diyor. Çok basiret üzere olmak lazım, iyi düşünmek lazım. Şeytan burada da başka bir vesvese sokmaması lazım içimize. Basiret üzere olması lazım. Şimdi ne demek basiret üzere olması lazım? Gerçekten ben burada yapmış olduğum bu ibadete başkalarının ıttılağının sebebi onların bana değer vermesi midir? Onların gözüne girmiş olmam mıdır? Benim meşrur olmam
yoksa gerçekten bu güzel duygular mıdır diye onu basiret üzere düşünüp karar vermesi lazım. Değilse, diyelim ki burada gerçekten riya olduğu halde kendisi bunu fark edemezse zararı kimedir? Kendisinedir. Çünkü riya olduğu halde bunu fark ederse ne yapacaktır? İstiğfar edecektir, yalvaracaktır. Efendim, meydana gelen, riyadan dolayı meydana gelen kirliliği tevbesiyle, istiğfarıyla beraber temizleyecektir. Ama riya geldiği halde bunun farkında olmazsa, o zaman istiğfar da etmeyecektir. Etmeyince onun pisliği, zararı kendisinde kalmış ve ahirete bu zararla, pislikle beraber gitmiş olacak. Çünkü tevbesini yapmamış, nedamet, pişmanlık duymamıştır. Bundan dolayıdır ki, gerçekten benim buradaki duygum sahih midir, değil midir? Şeytan burada beni aldatıyor mu, aldatmıyor mu diye basiret üzere olması lazım diyor. Evet, dersimizi kimden sonraya aldık? Vakitler daha elverişli olur diye. Akşamdan sonra sizin de uyku saatiniz geliyor. Cenab-ı Hak hayırlara vesile eylesin. Bu kadarla iktifa ediyoruz. Rabbim Celle Celaluhu, riyanın her çeşidinden ebediyen sizi bizi muhafaza eylesin. İbadetlerimizi bir sonraki ibadete, bir ileriki ibadete vesile eylesin. Günden güne takvası artan, ihlası artan, kendisi için değil, Allah için yaşamayı ilke edinen, emri bil maruf nehyi anil münker yoluyla insanlara ulaşmak, ulûm-i şer'iyeyi öğrenmek ve öğretmek niyetiyle birileri bine dönüştürmek ve dolayısıyla ruz-i mahşerde peygamberlerle beraber haşrolabilecek ulvi derecelere ulaşmayı Rabbim her birimize nasip eylesin. Sultanül Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhu için, bütün geçmişlerimizin ervahı için, bu müesseselerin yapılmasında ve devamında emeği geçip ahirete göçmüş olan ashab-ı hayratın ruhları için, menkul ve gayrimenkul bağışlarıyla bu hizmetleri ayakta tutmaya çalışan mütevellideki dostlarımızın, dernekteki kardeşlerimizin gizli ve aşikare kahramanların sağlık, sıhhat, afiyet sahibi olmaları, çoluk çocuklarının da ilim ve irfanla müzeyyen olmaları için Allah rızası için El-Fatiha.